bu nefsi tanıma noktasında ciddi bir gayrete girişelim. Bunun için Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, sadıklarla beraber olun. Beraber olun ki bakın onların ameli sizin ameliniz, onların hali sizin haliniz. Kıyas edin. لَا يَسْتَوِي Ashabun nari ve ashabul cennet. Hiç müsavi olur mu buyuruyor Cenab-ı Hak? Birbirine denk olur mu? Nar adamının, ateş adamının hali ile efendim nur adamının hali, cennet ehlinin hali hiçbir olur mu? Nefsini arkadaş edinmiş adam ile Allah'ı dost edinmiş adamın hali bir olur mu? Bunu anlayabilmen için Allah dostlarıyla birlikte olman lazım. Sıdk ehli ile birlikte olman lazım ki sen hangi gruptansın anlayabilesin. Sen ashab-ı nar mısın, ashab-ı nur musun? Bunu öyle oturduğun yerde ahkam kesmekle olmaz bu. Evet. Senin bir memleketin var. Bundan dolayı milliyetçisin. Senin bir futbol takımın var. Bundan dolayı taraftarsın. Senin bir partin var. Ha? Bundan dolayı gayretlisin. Ümitlisin. Kazanacaksın, devlet olacaksın. Devlet oldun mu şöyle olacak, böyle olacak, her şey belki senin istediğin gibi olacak. Misal, peri padişahının kızıyla evleneceksin. Bir sürü planların var. Peki senin bir tarikatın var mı? Allah'a giden bir yolun var mı senin? Hı? Senin mahallenin muhtarı, ilçenin kaymakamı, ilinin valisi, memleketinin cumhurbaşkanı var. Peki gönlünün bir sultanı, bir imamı var mı? Nefsini te'dib edecek, nefsini adalete, istikamete getirecek, hidayete getirecek biri var mı? Niye muhtar seçiyorsun? Niye kaymakam atıyorsun, vali atıyorsun? Niye hükümet başkanı seçiyorsun? Maslahat efendim değil mi? Dünyevi maslahatlar. Peki ebedi hayatın, ebedi alem olan ahiret maslahatı dünya kadar önemi yok mu? Niye gönlünün bir imamı yok? Niye doğruyu yanlışı öğreneceğin, hakkı batılı öğreneceğin bir merkez, bir merci yok?